Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın. Isırgan otlu börek yaptım, çok güzel. Ama kızlar yemediler. İçinde ısırgan var diye. Hayır, orada yaptığın yarısını sen yemiştin. Orada yarısı duruyordu, ondan yedin mi? Yedin mi sen ondan? Aa, ha. Çok belli bir iki parça. Ben ondan yemeyeceğim dedin diye duydum. Daha sonradan o kendisine başka bir şeyler ayarladı. Ejden derin suda, aman isimden karıştı. Ejne şöyle bir parça verdim. Anne bu ıspanak dedi. Ispanak değil kızım o dedim ben. Isırgan dedim. İçine soğan da koymuştum. Kaşar peynir koydum. Bir de çökelek koymuştum. Tabi isteyen arkadaşlar pazı, ıspanak, pırasa, peynir, kıyma, patates ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Benim elimde de Gazipaşa'dan biz geleli çok oldu ama ısırgan otları için börek yapmayı düşünüyordum. Hep böyle kahvaltıda bir böreği yapmayı düşünüyordum. Ama vakit bayağı geçti. Baktım ısırganlarım hala yemyeşil duruyor. En istedim onları bugün börek yapayım. Kızlar yemeyince ben kendim iki tane yedim ondan. Vallahi çok da güzeldi anneciğim. Sadece içerisine tuz ilave ettim iç harcına. Pul biber de ilave edebilirsiniz. Karabiber de. Ben çok fazla acı sevmediğim için acı tarzı başka baharatlardan ilave etmedim. Derin su bu arada anne benim saçlarımı kes diyor. Kızım beni uğraştırma. Kuaföre git diyorum. O da diyor ki ama sen kes. Sen kes. Ve en son da daha hiç kuaföre kestirmedim. En son da sen kesmiştin. O günden beri daha hiç kes. Öyle mi? En son da sen kestin ya. Sen kuaföre gittiğimizde saçını kestin mi dedin o zaman? Kestireceğim dedik. Sonra boyatınca zaten boyatmıştık. Hani ilk başta direkt boyayı sürmüştük. Direkt boyayı sürünce vazgeçtik. Öyle boyasınca kaldı. Git kestir diyorum ama diyor kuaförler çok kısa kesiyor anne diyor. Aynı şekilde Ece'nin de böyle düz model. Yani küt zaten diğer türlü katlı model falan kesemem. Ama kütü zaten düz kesim herkes yapabilir diye düşünüyorum. Öyle olunca anne kuaföre gitti mi biraz daha kısa kesiyor. Sen tam ayarında kesiyorsun diyorlar. Bir de kırıklarım çok ya. O yüzden daha fazla keserler diye. Tabii bir de kırığınız varsa aynen daha da fazla kısaltıyorlar saçı o kırıkların gitmesi için. Aslında bir kırıkları alma yöntemi var diyorlardı da böyle uçlardan şöyle döndürüyorsunuz saçı bukla bükle. O kırık olan üst tarafları alıyorsun ama fark etmiyor saçlar gene oradakiler kısa tutuyor, kalıyor. Şöyle çeviriyor değil mi? Şöyle tutuyor, şöyle yapıyor saçlar böyle üste çıkıyor. Evet değişik bir kırık alma yöntemi daha var da yani bizim o kadar şeyimiz yok, kuaförlüğümüz yok canım. En fazla kızların saçını küt kesecek kadar. Baktık evde yatıyor. Aynen. Makasımız yok. Bir çeliklere gideceğiz derin suyla beraber. Aslında bir sürü makasımız var ama hepsi yani keskin değiller. Yani saç kesecek kadar keskin olmadıkları için. Tabii anneciğim onlar kağıt kesmek için. Evet. Saç kesmek için değil. Bakalım çeliklerde makaslardan var mı? Oraya doğru bir gidelim. Bugün de havamız çok güzel zaten. Günlük güneşlik. Bayramın oraya geldik ve yeni yeni malzemeler gelmiş. Hem de bir sürü. Önceden bu gördüğünüz tencerelerin ve tost makinelerinin olduğu yerde hep kırtasiye bölümü vardı. Kırtasiyeyi birazcık daha küçültmüşler. Onu sadece evet tek yere sığdırmışlar. O görmüş oldu. Biliyorum bilmem mi bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. Biz bundan kullanıyorduk hep anneciğim. Bu tost makinesinden vardı. Biz bununla yapmaya çalışmıştık. Elimiz ayağımıza dolanmıştı. Alışık değiliz yani hep şunlara alışkınız. Evet. Küçüklüğümden beri ben hep bunu kullandım. Bunu ilk defa görmüştüm orada. Evet yani o çok eskilerin tost makinesi ama çok güzel olur onda da tost. Ay düşüyor. Şuradakiler de bak sefer tasları. Sefer tasların ne işe yaradığını biliyor musun? Bilmiyor musun? Bak şu üçlü yemek tasları var ya. He tamam, bunlar, tamam. Sefer tası deniliyor onlara. Sefer tası deyince birden evet. Şey yapamadın. Anlam veremedin. Evet rengi çok güzelmiş. Pembe bir koskocaman cezve. Bir sürü tencere gelmiş buralara. Çeşit çeşit boy boy çaydanlıklar da var. Değişik değişik cezveler de var. Büyük yoğurt tenceresini evet buradan almıştık anneciğim. Bak cam cezve gelmiş. Cam cezve mi? Onu nasıl evet. Kullanacaksın ki ısıdan patlamaz mı? Patlamaz. Isıya dayanıklı oluyor onlar. Kahve makineleri de varmış bir sürü. Rux marka çoğu zaman duydum ama tabii şeyde nasıl bilmiyorum. Hiç kullanmadım ama Rux marka. Çoğu yerde duydum da. Çaydanlık ne kadar güzelmiş. Porselen. Ama porselen olunca tadı çıkmaz. Çelik olacak. Çelik olacak değil mi? Ha bu da çok güzelmiş. Ay, evet. Bunun dekoru da harikaymış. Biraz çelik gibi. Evet. Ama onların şeyleri çabuk atar kızım üst taraftaki renkleri. Pembe.
siyah. En iyisi siyah. Kırmızı da güzel. Ne kadar güzel, baksana. Çay termosu. Böyle aile boyu piknik için. Baba bence ne zaten. Bak burada sinirli var. Evet, biraz kızgın gibi duruyor. Makaslar orada ama öyle bir şeye bakmak lazım. Böyle mi? Tabii ki. En alttakiler olmaz. En alttakiler ne olmaz? Onun bir küçüğü var mı ki? Bunun bir küçüğü yok. Elindekine yok mu? Şöyle var, bu da... O olmaz. Ne makası bu? Bu farklı bir makas. Bu kaş makası. Kaş makası bu. Arkalarında yok mu küçük? Ne? Hepsi aynı boy. Şu makasın küçüğü var mı? Hangisinin? Şunun. Bayram. Hepsi aynı boy değil mi? Onu küçüğü dersen şunlar olur. Ay, o da kaş makası. Tamam yani. İşte bak onun küçüğü bak budur. Kaş makası. Bu bıyık makası. Çantamda bu kadar bozuk para vardı. Bir tane kumbara aldık. Bozuk para. Daha öncelerden çok vardı. Hepsi doldu. Bunların tabii ki kilidi yok. Alttan deliyorsunuz, bıçakla kesiyorsunuz, öyle açılıyor. Bozuk paraları biriktirelim. Şu anda Türkiye'de bozuk para sıkıntısı var. 1 liralar üretimde değil diye biliyorum ben. Çünkü maliyeti kendisini geçiyormuş. 50 kuruşlar mı demişti Yüksel? Valla bilmem demiştim. Yok, maliyeti üretimde kendisini geçiyormuş. Deniz de şöyle tatlı aldı. Kadife tatlısı. Çok seviyormuş A101'in. Bir tane de kardeşini aldı. Ben birbirinden satıyorum ama bu A101 markasını ilk defa deniyorum. Ha, bunu ilk defa deniyorum. Nasıl, var mı farkı? Evet var, mutlaka oluyor. Mesela bunun biminkinin üstünde de aynı şekilde tabaka kek var ama bunda yok mesela. Daha böyle kreması ağır geliyor, güzel. Bu arada aşağıdan bir poşet sesi geliyor. Mars da poşeti aldı. Onunla oynuyor bak. Kendisi gibi ha, onun için öyle. Evet. Ay Mars. Uyuyordu, ne güzel. Bizim geldiğimizi duyunca hemen canlandı. Çıkamadın mı kızım? Ha, birazcık daha demelersin de. Arda, yırtılacak zaten poşet yani. Birazdan. Seviyor böyle oynamayı. Bir tane de bardak aldık şöyle. A101'den. Deniz, onu ben kendime aldım. Evet. Hem büyük diye aldım. Mesela bir şeyin içeceğim zaman normal su bardaklıklar yetmiyor. İkinci bardağı dolduruyorum. Bazen üçüncüyü dolduruyorum. Böyle bir... Çıktı içinde. Ay benim de saçım bozulmuş bu arada. Kalkinleri yine sabah şöyle tutturuverdiydim. Evet, makas bugün makası göstermedik. Makas almaya aldık. Çıktık, neler aldık. Neler aldık, evet, makası gösterecektik sizlere. Onun öncesinde daha neler gösterdik. Bir boy küçüğü daha varmış orada. Şöyle bundan aldık. Elinize. Bu arada evet. Asansörde de Meral ablayla karşılaştık. Bizim hemen 3. katta oturuyor Meral abla. Onun da bir ara yavru kedisi kaybolduğunda bizim kapının önünde bulmuştuk biz. Ertesi gün WhatsApp'tan atınca hemen gelip kendisi Ponçik'ti ismi. Ponçik'i almıştı bizden. Asansörde de şimdi Ponçik'le beraber babasını parkta gezdirmekten geliyormuş. Bir de anneleri var onların. Buyurun gelin kahve içelim dedi. Oraya gideceğiz. Ama ilk önce dedik poşetlerimizi bir eve bırakalım. Ondan sonra sizin yanınıza gelelim dedik. Derin suda tatlısını yesin. Hemen bir aşağıya inelim. Bu arada Ejin'i soracak olursanız o sitede bugün hava güzel olunca aşağıda aynen oynuyor arkadaşlarıyla. Saydın mı kızım buradaki bozuk paraları dedim. Yok, saymadım. Daha sonra açtığımızda saymak daha güzel oluyor böyle. Bizim bundan da büyük. Bunun belki 4 misli büyüklüğünde kumbaramız vardı. Bozuk para kumbaramız. 4 değil, 4'ten daha büyüktü. Daha gerçekten büyüktü. Bayağı büyüktü. Bayağı büyüktü. Biz onu ağzına kadar doldurmuştuk böyle. Tabi o zamanın parasıyla ne kadardı? Bunlar 2 yıl, 3 yıl önceydi herhalde değil mi? Aynen. Bir 3-4 bin liraya yakın para çıkmıştı içinden. Evet, yine az biriktirmişiz o kadar büyük olmasına rağmen. Evet. Çünkü hiç kağıt atmıyorduk. Hiç kağıt hiç atmadık, sadece bozuk paralardan 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 1 lira. Bu arada BİM'e Airfare geliyor, Kumtel markalı. Önümüzdeki hafta gelecekmiş. 1.750. Normalde Philips'in var sadece şu anda piyasada. Bakmıştım ben internetten ne kadar diye. 8-9 lira arası değişiyor. Bu BİM'e gelecek olan Airfare 5 litre kapasiteli.
Fritözle beraber karıştırmayın diyor arkadaşlar. Çünkü biz şimdi gidip baktığımızda böyle ısıtıcı vardı. Fritöz yazıyor onda. Onların markası 750, onların fiyatı 750 liraydı. Bir de kapasitesi çok küçükmüş. 2 litreymiş o. Oradaki bayan dedi, gerçi bu da tavuk balık pişiriyor ama bunun dedi iç haznesi çok küçük dedi. Onu tavsiye etmedi. Önümüzdeki hafta gelecek olan Kumtel'in 5 litreliklerine bakın isterseniz dedi. 1750 liraya geliyormuş. Ama ne kadar sağlıklı olur onu bilmiyorum. Çünkü ben Kumtel'in daha önce hiçbir markasını kullanmadım. Sizler eğer aranızda Kumtel markası elektronik eşya kullanan arkadaşlar varsa lütfen yazsınlar bana. Eğer sizler Kumtel'den memnunsanız ben de önümüzdeki hafta geldiği zaman o Airfare'le almak istiyorum. Meral ablayla muhabbet ettik, bayağı bir ettik. Akşam üstüne oldu artık. Hava kararacak. Hava kararmı. Aynen. Airfare dedim, hemen saçını şey yap. Islat gel. Saçı keselim dedim. Onun da işte 3 tane kedisi var. Çok tatlı. Çok tatlı. Hepsi de birbirinin aynısı. Aynen. Çok güzeller. Onların cinsi tekir mi? Tekir. Ama bir tüylü. Pofuduklar, bir tüylüler. Çok tüylüler değil mi? Evet. Bak. Bak bastınız. Mars da şu anda çok hareketli zamanında. Onun zamanında. Evet, dağıtıyor. Şuraya yere çarşaf serdik ya. Aynen, saçı düz tut kızım. Böyle dur. Şöyle dur. Omuzunda mı istiyorsun? Aynen. Şimdi kuruyunca da şey oluyor. Azıcık kısalır, saçını sakın, aman saçında kim kafamı sakın. Oynatma. <gülüyor> Oynatma yoksa yamuk olur. Derisi bayağı uzun saçın ama bak. Hı hı. Emin misin, kesiyor. Kesebilir. Kesin git. Kesin bak, hem de bu kadar iyisi. Aa, ben bir de uzatmak istiyordum. Sonra bir anda kırıkları olunca, evet. Sağlıklı uzasın. Zaten çok uzun sürmez senin saçını kesmek ya. Aynen. Böyle çok kalın falan değil yani. Değil değil. İnce tane. Makas da iyi olur. Aynen. Sürekli kullanırız işte. Sürekli saçlarımı kesen ne diyorsun yani, öyle mi? Evet. En son da sana kestirmiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Mars. Mars ya. Şey, bu çarşafla oynayıp duruyor da çarşafın üstündeki saçları etrafa yaymasın da. Şu kapıları kapatalım da içeriye gitmesin bari. Değil mi? Her yer saç olacak. Balkonu süpürürüz, veririz sadece. Aynen. Çünkü çarşafı geliyor, bozuyor çarşafın üstüne. Oynuyor, oynuyor, kaçıyor. Evet. Ay. Hadi. Geldin. Geldim. Gelir. Canavar mı varsın? Saçım yok bak. Normalde buraya dokunduğum zaman saçımı elliyordu bak. Böyle. Değil mi? Şimdi evet. Yok ama öyle istedim. Ayağıma saldırıyor Mars. Mars yapma Mars. Gıdıklıyor bir de. Mars. Canavar mı varsın? Oynuyor. Nasıl tuttu? Eşek ya. Ha, 10 dakikanı bile almadı. Mars. Kız yapma, kız yapma. Ben çabuk. Mars. Sakın kokanı oynatma, oldu mu? Oynatıyorum da Mars benim. Ayaklarım boyuyor. Şimdi var ya, senin var ya. Fazla sıcak suyla yıkanmışsın annem. Bak al al oldun. Kızardım. Kızardım. Ay, derin suyun saçları kestik bu boyutta. Güzel oldu. Güzel oldu. Kırıkları gitti. Yumuşak oldu. Yumuşak oldu. Ama kalkayım da odası artık. Çok zor. Yok, zor. Güzel zor. Zor. Düzleştirici yapmaman lazım. Kalkülleri mi düzleştirmiyorum zaten. Onlar düz oluyor da. Odasın artık.
uzar uzar. Ama iyi, benimkiler gözlerime gelmeye başladı artık. Belki hani sen keyif bulursun artık. Zamanla. Biz Meral ablayla oturuyorduk. Ejin'den sonra aşağıdan telefon açtık. Kalem kutusu alacakmış. Derin su da o arada aşağıya indi. Mars küsmüş derin suya. He, geldi. Çıktım yukarıya, oturdum. Geldi. Mim 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 yapıyor. Sonra bacağımdan kokuyu aldı. Üstüme atladı hemen. Böyle buraya geldi. Oturuyor. Böyle buraları kokuyor kokuyor. En az yarım saat kokladı bak gerçekten. Buramı kokladı, buramı. Her yerimi tepeden tırnağa kokladı. Sonra öteye gitti. Oturdu, arkasını döndü. Etrafı izliyor böyle. Ya. Yeah. Ama arkası dönük ha. Arkası dönük böyle etrafı izliyor. Oyun da oynamıyor. Mars kızım gel dön. Kulaklarını arkaya açıyor ama hiç bakmıyor. Hiç pas vermiyor. Evet, bize küstün mü direkt tepkisini veriyor. Sen aşağıya indikten sonra bu arada tırnaklarını da çıkartmış derin su ama ojelerini silmemiş. Ojelerini silecek. Tatil olduğu zamanlarda takma tırnak takıyor derin su. Çok seviyor. Onları. Aa, halbuki ben sen birkaç gün kullanırsın diye düşündüm onu ama. Ya ben sana takıyorum. Ertesi gün hemen şey yaptın. Numaraları değişmiş. Hmm. Tam oturmadı elime sevmedim diye. Barış imzalamışsınız. Evet, Barış imzalamış. Kıyafetleri de değiştirince. Koku gitti herhalde. Ondan sonra üstüne geldi. Gerçi saçını keserken de kucağına geldiydi ama. Bir ya arada çok ayaklarım. Çok cebelleştin. Evet, biraz öyle oldu. Yaramaz hiç durmadı. Şimdi uyku saati geldi. Koşturdu. Ya. Şıkkı. Yoruyor bizi bütün gün o. Ejinde yanaklar al al olmuş. Ne yapıyorsunuz annem? 80 derecede mi yıkanıyorsunuz siz? Ama ben sıcak su, kaynar su yıkamayı çok seviyorum gerçekten. Çok sıcak su da. Buhar çıkıyor. Şey suyu. Su aktıkça buhar çıkıyor böyle. Çok seviyorum. Hamama gidelim. Gidelim değil mi? Duşa girmeden önce de Mars benim buramda yatıyordu. Daha sonra dokundum, daha bozuldu. Ablamı kucağıma gittim. Ablanı ayrı bir seviyor herhalde anneciğim. Benim o kadar böyle kimsenin üstünde yatmıyor onunla. Bu kadar üstüne çıkmıyor. Geliyor yine iki patisini koyuyor, şöyle yaslanıyor falan. Ayakları yine kanepede oluyor ama böyle kucağına yatmıyor öyle. Yani, bebeklerin evet. Hayvanların ablama karşı bir böyle hissiyatı, böyle bir şeyi var. Ablam bebeklerle ve böyle kediyle, köpekle, hayvanlarla çok iyi anlaşıyor anneciğim. Böyle aralarında bir bizim göremediğimiz, hissedemediğimiz duygusal bir bağ var. İçten içe. Hissediyorlar. Ablam bir de böyle sevgisini böyle tam veriyor böyle. Hiç şey yapmadan. Bazen Mars da ablama seni vermiyor da yani geri barışıyorlar. Mesela Mars bir yardım peşimi bırakmıyor. Anneciğim tek... Ay siz var ya. Ay ama çok komik oluyor yani. O anla Ejin senin var ya. Sakar kızım benim. Senin o cebelleşme halini kesinlikle yani bir gün bir arkadaşlara göstermek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mars'ın dişi sadece Ejin'e yetiyor. Bak, bana sinirleniyor ama 2-3 dakika sonra hemen geliyor böyle gırr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 r
Mars'ın şöyle patilerine vuruyorlar. Hafiften kulağına vuruyorlar. O da sinirleniyor, bize karşılık veriyor. Öyle olduğu zaman Ejrin hiç bırakmıyor Ejrin'i ya. Kızım benim. Ayaklarına nasıl saldırıyor? Bak şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi babam orada oturuyor, annem orada oturuyor. Ben işte teknik koltukta oturuyorum. Daha sonra Mars işte geliyor yanıma oturuyor. Ben Mars seviyorum sonra. Böyle bir şey yapıyor. Patisini kaldırıyor böyle şöyle direkt çat çat çat. Vuruyor böyle patisiyle. Daha sonra da diyorum in aşağı diyorum. Buraya annemin yanına geç. Kıralarımız boşaldı. Hayır ama... Annemin yanına geçelim daha bıraksın diye. Geliyor ayaklarım böyle işte. Miyav miyav diyor böyle miyavlıyor bana karşı. Ya suratıma atılıyor. Suratıma nasıl atlıyor biliyor musun? Şu öndeki iki patisini şuraya sarıyor. Bacaklarını da şuraya sarıyor. Mars, Mars sen ne yapıyorsun benim evde? Aa,
Kızım o saldırıyor. Saldıracak var ya bak, gücü sadece Ejin'e yetiyor. Gerçekten. İşte. Hani kediler böyle, bunun da bir tane arkadaşı olsa evde hoplayıp yuvarlayıp birbiriyle kavga edecekler. Ama kimse yok, bir bakıyor Ejin'e dişini geçiriyor sadece. Sen aşağıya indikten sonra Meral ablalar da o yavru olan Ponçik'le Paşa. Ay derin su görmeliydin. Nasıl kavga ediyor? O ufaklık var ya, ufaklık çok fena. Böyle ikisi de iki ayak üstüne çıktı, patilerini böyle böyle şey yaptılar. Marşeyi bir görmeliydin. Ya. Bak Marşeyi yapıyor böyle, bir kabarıyor, bir şey oluyor kediye. Şöyle kulakları iyice geriyatıyor, iyice geriyor. Şöyle pati çekiyor. Yav! Annem işte gücü sadece sana yetiyor ya. Beni evde. Beni olarak görüyor bence. Hayır, tek dişini sana geçirebiliyor, ben sana söyleyeyim. Marslerden büyükmüş ama. Kedi yaşı olarak Ercin öyle bir şeyler araştırdı. Şey, Gülzer abla söyledi bana da. İşte öyle oturuyorduk. Aklıma bir yerden gelmiş işte, bakıyordum. Diyor 14 yaşındaymış kedilere göre. Bir ayda... Yok bir... Bir ayda 6 yaş mı yatıyormuş? Yok, 6 yaş değil. 6 yaş değil. O 1 yılda... 3-4 yaş mı? 5 yaş mı? Öyle bir şeydi ya. Çok. Ha, ben tam bilmiyorum. Ben... Hiç araştırmadım da ama sanırım Mars'ın böyle 1 yılda 4 yaş falan atıyor. Ama daha 1 yıl olmadı ki. 1 yıl olmadı daha. Sen 1 ayda mı 2 yaş atıyor diyordun yoksa Elcim? Sanki öyle bir şey. Çünkü daha Mars şey olmadı. Senden büyük olduğuna göre 14 yaşında falan olması lazım. O zaman bir ayda 2 yaş. Evimizin neşesi ya. Evet ya. Hayır ama cidden beni peşin bırakıyor. Bırakmıyor, biliyoruz anneciğim. Sabahları... Ne kadarsak gösterelim. Sen var ya bak, sabahları siz hepiniz gidiyorsunuz ya okulda işte derken. Bir de bak ne olur biliyor musun? Bak şimdi. Şimdi ben kaçıyorum Mars'tan. Tamam, şuraya geliyorum. Sonra gidiyorum. Baktım peşinden geliyor, ben şuraya sıkıştırıyorum böyle direği, tamam mı? Böyle direği işte miyav miyav yapıyorum böyle. Sabahları da ben yatak odasının üstünü falan toparlarken kabarıyor böyle. Yan yan gidiyor bir de şöyle yengeç gibi. Evet biliyorum. Yemeğimizi yedik. Kızlar odalarına çekildiler. Bugün size babamızdan hiç bahsetmedik. Ben erken gelirsin diye düşündüm ama. Ben de erken gelirim diyordum. Bir arkadaşa yanıma gittik. Evet. Bahçe işi vardı. Biraz uzun sürdü. Bayağı bir uzun sürdü. Ben öğlene doğru gelirsin diye düşündüm ama maşallah akşama kadar sürdü. Gittiğimiz yer ufak villa tarzı bir yer. Nasıl söyleyeyim? Kirasını sordum. Hı-hı. Merak ettim. Çay demledi, biraz da muhabbet ettik. Evet. Tiyadaştan, elektrikten falan çıktı muhabbet. 30 ve 40 lira. Ne? 30, aynen. 40 arası. 30, maşallah. 5, yani 30 milyar da benim var, 40 milyar da benim varmış. Ve bunlar şimdi, tutuyor değil mi? Ben tutmam dedim, ben şahsen param da olsa dedim. Hayır, 120 bin lira gelirim olsa dahi dedim, ben tutmam dedim. Çok pahalı ya. Yani günlük 1000 lira. 1000 lira, evet. Otelde kal. Otelde ama kal. Şey, bahçeli güzel. Hmm. Demek ki orayı da gelirine göre tutanlar var yani. Allah kolaylık versin o konularda. Biraz ter attık. Tabii bahçe işleri zor. Severim ben, eskiden ufaklığında çok çalıştım bahçede. Gerçi gaz bir şekilde beraber de çalışıyoruz da. Evet. Zeytin de uyudu buydu ama biraz vücut hantallaşmış. Telefonla konuştuk kayınvalidemle. Gelirseniz diyor patates soğan ekeriz dedi. Şubat ayını beklemeyelim mi dedim ben. O da Şubat'a gerek yok, havalar çok iyi gidiyor dedi. Öyle olunca olmazsa biz de hafta sonu belki oraya gideriz. Patates soğan ekmeği. Çok patates ekmeği düşünüyoruz ama ekmesinde olabilirsin ama toplamasında olamayabilirsin. Olamam. Nisan'da toplanıyordu değil mi? Şubat dese Mart, Nisan. Evet. Belki gitmeden. Nisan biraz geçer, Mayıs'ı bulur. Öyle mi? Yani yetişme şansı hiç yok. Gelince yersin. Ben sana gösteririm. Sen bana gösterirsin böyle. Görüntülü zaten sürekli olarak konuşuyoruz. Bu arada saçını boyattın mı diye hiç yakışmamış diyen arkadaşlar var. Bu benim kendi saç rengim.
saçımı boyatmadım ben. Sadece uçlarda olan o sarılıklar, röfleler gitti kısa kestirince. Kesinlikle saçıma ben daha önceden onu da böyle, biz bazen fotoğraflara bakarak ya da videoları seyrederek bakıyorum. Bir kere siyah boyatmışım, küt kestirmişim. Ay çok komikmiş yani, nasıl öyle bir hata yapmışım ben de bilmiyorum. Hiçbir şekilde, evet, hiçbir şekilde yakışmamış bana. Belki hamileliğimde, hani havalar sıcaktı, o hamileliğin vermiş olduğu stresle saçımı kısa kestirmiş olabilirim. Ama neden siyah boyattım onu bilmiyorum. Röfle tekrar yaptırabilirsin aslında. Röfle evet, tekrardan belki yeniden yaptırabilirim. Kızıla boyatmışım. Kızıl yakışmış ama. Kızıl gitmiş, siyah hiçbir şekilde gitmemiş. Onun haricinde ondan sonra, daha sonra röfle attırdım. Sarıya komple, bir seferde bal rengine boyatmıştım. Hatırlıyor musun? Bal rengini de seviyorum ben. Evet, o da güzel yakışmıştı bana. Ama şu andaki saçım kendi saç rengim. Gel anneciğim. Ejin kapıyı açtı, geri gitti. Nereye kaçıyor kızım? Gel. Soran arkadaşlar çok oldu. Yorumlara da yansıdı. Öyle olunca sizlere böyle bir saçımla ilgili, kendi rengim olduğuna dair bir açıklama yapmak istedim. Saç rengim kendi saç rengim. Ama şöyle söyleyeyim. Videolarda bazen görüntü kalitesine göre değişebiliyor. Öyle olunca saç rengim birazcık daha koyu çıkıyor. Normalde. Ama senin saçın koyu değil. Değil. Kestane rengi. Ya da güneş görmeye acaba... Şöyle arkadaşlara şuradan göstereyim. Güneş, evet, güneş görmeyince saçlarımın rengi böyle koyu kaldı. Normalde güneş gördüğünüz zaman saçlarınız bir ton daha böyle açılır ya, sarı olur. Sen birazcık daha kısa kestireceksin. Tamamen %100'ü kendi saç rengin olacak. Şu tabii uçlarda kaldı biraz. Sonra uçları kaldı. Kaldı, birazcık sarılar kaldı. Ama kestirme. Yok artık, zor olur. Çünkü çalışırken mecbur saçlarımı toplamak zorundayım. Toplanacak kadar uzun olması gerekiyor. Diğer türlü mutfakta bizim için çok sıkıntı olur. Yani eğer saç dökülürse problem değil. Yani problem, bir de ben de sevmem. Genelde evde de yemek yaparken hep saçlarımı mutlaka toplarım. Gerçi çok da salık görmüyorsunuz. Çok nadir görüyorsunuz. Nedense ben saçlarımı uzatmayı seviyorum ama hep de topluyorum. Yani pek de salmıyorum. Çok nadir salıyorum böyle. Öyle olunca da uzun saç neyine der gibi bir şeyler oluyor ama uzun saçı da seviyorum. Yerine göre salıyorum çünkü. Ya sen çalıştığın için saçlarına, sen makyaj olayı eskiden yok. Yok, çok nadir çok. O da çok nadir. Doğal güzelliğim yeter diyorsun yani. Alışmadım yani, böyle nedense ilgi de duymadım. Belki de yapmış olduğum meslekten de kaynaklanabilir. Yani mutfakta çalışırken oje kullanamazsınız, takı takamazsınız. Yani küpe dahil, kolye dahil. Belki hani kolye niye takmıyorsunuz, bir sıkıntısı mı var diye düşünürseniz, evet oluyor. Yani düşme ihtimali yüksek. Bir yerlere bizim kullanmış olduğumuz makineler var. Böyle rende makineleri ya da başka türlü ufak tefek makineler var. Onlar da çalışırken oralara takılma riskleri çok yüksek. Zaten künye ve saat kesinlikle takamazsınız. Yüzük de aynı şekilde. Çünkü yüzüğün içerisine de gıdalar kaçıp orada bakteri üretebiliyor. Ya da diğer türlü, başka türlü sıkıntılar da oluyor. Bunları daha önce biz yaşadık çalışırken. Öyle olunca takı yasak. Makyaj zaten ocağın başındasınız. Yapsanız akar böyle. Öyle olunca demek ki ondan gereksinim duymadım. Bir de yani yüz yapın, şey yapın, düzenli, biraz düzgün olduğu için biraz hani makyajla kendini gösterecek bir yüzün yok. Gerek evet, duymadım. Evet. Sen ne yaptın anneciğim? Geldin. Öyle bir şey yapmadım. Mars'a bakar mısınız? Orada uyuyor. Ama işte orada sıcakta. Işte. Tam klimanın karşısına evet. Geçiyor. Evet, çok seviyor orayı. Baksana. Bak. Ay. Eline bak. Kahve kaldı. Sen gelmeden önce de zaten kızlarla onun muhabbetini yapıyorduk. Mars'ımızın yaramazlıklarından bahsediyorduk. Derken ne yapalım? Allah'ın izniyle müsaadenizi isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.